Kesin Offside Podcast. Kesin Offside Podcast'a hoş geldiniz. Ben Behçet Üstün. Ben Serdar Başar. Bu bölümümüz dün oynadığımız Kayserispor'la oynanan kupa maçı. Arkasından da işte hem Vedat'a verilmeye çalışılan ceza, biraz da işte bu yine Bankalar Birliği ve kulüp harcama limiti üzerine olacak. Önce dünkü kupa maçımızla başlayalım. Kısmen yedek, kısmen ilk 11 ağırlıklı bir kadroyla çıktı Ersun Yanal maça. Neler dersin maçla ilgili? Ersun Yanal kupa maçlarına daha cesur bir kadroyla çıkıyor haliyle. 5 ön libero ile çıkmadığı için daha pozisyonu bol maçlar söz konusu oluyor. İşte Ferdi ilk 11'deydi. Deniz aslında güzel denemeler de yapıyor tabii hoca. Çünkü bu kıtlıkta eldekilerden bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bunun en güzel örneği zaten birçok eleştiriye rağmen, bizim de eleştirilerimize rağmen Jailson'u ısrarla stoperde oynatması ve Jailson'un artık neredeyse ligin en iyi stoperlerinden biri haline gelmesi. Dün de çok iyi bir oyun çıkardı, yani her yere çok iyi yetişti, pozisyon aldı. Yanındaki Rami de ben bayağı fit gördüm kendisine. Daha evvel izlediğimiz Ankara Gücü maçına göre inanılmaz bir gelişim. Ben de buradayım imajı vererekten. Eğer takımdan bir tane stoper gidecekse, Falet gelecek. Bence bu Rami olmamalı, Zanko olmalı. Çünkü yani her hareketiyle yani A klas bir stoper en nihayetinde. Nerede duracağını biliyor, ne yapacağını biliyor. Sakin. Bir hücuma da çıktı. Çıktı. Bir kafa şutu, bir şutu vardı, bir de kafayla şutu vardı. İkisi de etkili oldu. Bu arada hocanın sol bekte Deniz'i denemesi, mecburiyetten böyle denemesi yani hoşuma gitti. Çünkü hoca yani elindeki malzemeden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor en nihayetinde. Sağ tarafta da Dirar'ı denedi. Gustavo'ya gelince Emre olmadığı zaman bütün sorumluluğu üzerine alıp takımın komutanı haline geliyor. Ben neredeyse hani Tanrı modunda orada oynuyor. Böyle bir şeyi çok uzun zamandır Aurelio'dan beri görmemiştim. Ben hani çok beğendim gerçekten. Çok çok iyi oynadı. Mevlüt açısından da çok sevindim. Çünkü santrafor demek, özgüven işi demek. Yani Mevlüt'ün kimse, yani Mevlüt o kadar ileri yaş almış bir oyuncu değil. Geçtiğimiz sezonda çok iyi bir istatistik elde etmiş bir oyuncu. Bu kadar kolay vazgeçilmemeli. Çok az fırsat geldi eline tabii. Santrafor hem oynadıkça hem özgüven buldukça kendini bulur. Dün ilk denemesinde yine aslında iyi pozisyon aldı, iyi vuramadı. İkincisinde de çok, zaten gol çok güzeldi. Yani bir İngiltere Ligi'nde bir gol izliyormuş gibi, yani büyük takımların bir golünü izliyormuşuz kalitesinde bir gol oldu. Ferdi çok güzel vurdu. Mevlüt'ün golü de çok güzeldi. Cruze'de de bir çıkış görüyorum. O da bayağı bir istekli oynadı. Nitekim ben dün takımı çok beğendim. 2-0 olduktan sonra zaten Kayseri Tefor'da artık yani teslim olmuş gibiydi. Bizimkiler de artık lig maçını düşünmeye başladılar. Şimdi cumartesi günü çok önemli bir maç var. Bu maçta, bu Başakşehir maçında, Kayseri Spor maçında parlayan oyunculara da şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bence takımın sağ açığı, sağda Ferdi oynamalı. Şimdi Ferdi'den daha başka yani bir alternatif orada aramaya gerek yok. Zaten Moses de gitti. Sol tarafta Rodriguez oynayacağına, sağ tarafta Ferdi oynayacak. Artık o da fiziken çok güçlenmiş gibi geldi bana. Yani ilk 11'de oynayacak hale iyice gelmiş. Bundan sonra şeyi yok yani. Sen öyle diyorsun da ben Ersun Yanal'ın yine öyle bir radikal değişiklikler yapacağına ihtimal vermiyorum. Biraz saplantılı bir tavır sergiliyor bu sezon, en azından öyle diyelim. Saplantıları olabilir, var ama ben futbolcuları da iyi hazırladığını düşünüyorum. Yani futbolcular bir gelişim görüyorum her pozisyondaki oyuncuda. Bir tek oyuncu da göremedim, o da Tolgay. Şimdi dünün sahadaki 22 oyuncu, işte değişikliklerle beraber onları da katarsak, hepsinin içerisinde sahanın yıldızı Gustavo'ydu tartışmasız.
Dediğin gibi Emre'nin yokluğunda hakikaten Gustavo sorumluluğu tamamen üstleniyor. Öbür türlü o paylaşımı bir türlü beceremiyorlar Emre ile. Gustavo da yeteneğini yeterince gösteremiyor. Ama tek başına olduğu zaman ileride, geride, sahanın her tarafı, hani tam çapa dediğimiz oyuncu, oyunu onun etrafına kurabileceğiniz bir oyuncu modeli oluyor. Yani kesin kez öyle. Yani Emre'den de yararlanmak istiyorsa Ersun Hoca, ikinci yarılarda belki oyunun kilitlenebileceği dakikalarda, rakip de biraz yorulmuşken, hani Emre'nin yaşı ve fiziğinde düşünürken, hani o zaman değerlendirmeli, ilk 11'de çıkartmamalı diye düşünüyorum. Onun dışında Dirar ve Jailson'a çok büyük alkışlar. Sırf oyunları anlamında değil, özellikle Dirar bu takımda kadro dışı dahi kaldı. Bu sene değil gerçi ama hani ne küstü ne şey yaptı, çalıştı ve formasını aldı. Özveriyle nerede yer ve görev verilse oynuyor. Sol bekte oynuyor, sağda oynuyor, ileride oynuyor. Jailson hakeza öyle işte, stoperde de oynatılıyor sürekli ve oraya da iyice alışmış durumda. Bir parantezde Ferdi'ye açmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin oyuncu parlatıp satması gereken bir dönemde, böyle bir maddi krizin olduğu dönemde, bütün kadro içerisinde, bak abartmıyorum, bütün Fenerbahçe kadrosu içerisindeki en yetenekli oyuncu tartışmasız. Ha, fizik olarak zayıf derseniz, tecrübe derseniz falan, bir takım eleştiriler tabii ki getirilebilir genç bir oyuncu ama en yetenekli oyuncu olduğu tartışılmaz. Bileklerine müthiş hakim, acayip hızlı, adam geçebiliyor, şut çekebiliyor, pas verebiliyor ve bunu cesurca yapıyor. Yani paslarını böyle saçma sapan sağa sola vermiyor. İşte rakibin üstünden aşırtma yapmayı deniyor, ara pas deniyor. Kesinlikle olması gerekiyor. Kaçtı. Yani Ferdi'ye çok daha fazla süre verilmesi gerekiyor şu takımda. Özellikle Kadıköy'de rakibin hani kitlemeye çalıştığı 11 kişi otobüsü kalenin önüne çektikleri maçlarda falan o kilitleri açabilecek adam Ferdi. Maalesef Ersun Hoca Ferdi'den yararlanmayı çok tercih etmiyor. Çocuk şimdiye kadar 12 maç oynadı. 4'ü Türkiye Kupası, 8'i Süper Lig'de. 4 gol 2 asistle oynuyor ki Süper Lig'de oynadı dediğim 8 maçta toplam 181 dakika süre almış. Yani 8 maç derken 8 total maçta değil, 181 dakikasında sadece görev almış. Mevlüt için zaman zaman çok overrated bir oyuncu laflarını da duyuyorum. Hani önceki kariyeriyle ilgili. Ben overrated kısmında evet, yani haklılık payı kısmen var. Biraz abartılmış olabilir ama şu anda söylendiği kadar çöp, vasat, rezil bir oyuncu da değil sonuçta. Hani Fenerbahçe'nin hele ki şu sıkışık döneminde bir şekilde faydalanabileceği bir oyuncu. Tabii ki Vedat'ın olması etkiliyor. Vedat'ın arkasında ikinci adam olduğunu bilmek, formayı kolay kolay alamayacağını da bilmek etkiler mutlaka ama onun da işte Dirar'ın mesela küsmemesi gibi, işte Jailson'un küsmemesi gibi bir şekilde onun da ikna edilip bu takımın bir parçası olduğunun anlatılması lazım. Kruse'ye gelince, Kruse konusunda evet, yani biraz daha istekli, biraz daha gayretli olabilir ama ben hala da bu takıma yeterli katkıyı verdiğini düşünmüyorum. Birincisi, onun yeteneğinde bir adam için inanılmaz pas hataları yapıyor. Yani çok saçma sapan paslar deniyor ve çok başarısız deniyor bunları. Şeyini bilmiyorum, pas yüzdesini falan istatistiklerini görmedim ama gerçekten çok fazla top kaptırıyor. Yani bu anlamda ben mesela sen Ferdi'yi sağ kanatta denemekten bahsettin. Bana kalsa ben Ferdi'yi Kruse'nin yerinde denemeyi tercih ederim. Ferdi çünkü o anlamda çok daha yetenekli bence. Ya işte sağ kanatta gidecek daha iyi bir oyuncun yok zaten. Var, Deniz var. Deniz, yani işte Deniz de bence. Neyse, maçı kapatalım. Gelelim Vedat'ın ceza kuruluna sevkine, PFDK'ya sevkine. Birincisi, burada çok çok ciddi bir art niyet olduğu sevk maddesinden de belli. Çünkü bu 37. maddeye giriyor ceza talim, disiplin talimatında. Hani 37. maddeden sevk edilmiştir ifadesi yerine bilinçli sarı kart görmekten sevk edilmiştir diye doğrudan hüküm veriliyor gibi bir cümle kurulmuş ki hakikaten bu rezillik. Bir. İkincisi, Perşembe günü PFDK'nın toplandığını biliyorsunuz. Bu adamın da salı günkü maçta oynayamayacağını biliyorsunuz zaten kırmızısı yüzünden. Niçin tedbirli olarak sevk ediliyor? Yani bunda da çok çok ciddi bir art niyet var. İşte niyet okuma ile yürütmeye çalışıyorlar bu işi. Buradan bir ceza meza çıkacağını ben düşünmüyorum. Her ne kadar
karıştırmak için her türlü olayı deniyor da olsa Futbol Federasyonu'nun içindeki bir grup, buradan ceza çıkması benim düşünceme göre imkansız. Bu bir. İkincisi, maç esnasında fark etmemiştim. Sonra sosyal medyaya düştü. Beşiktaş-Sivas maçından bahsediyorum. Bir pozisyon var. Faul kazanıyor Beşiktaş. Sivaslı oyuncu topu geriye doğru vuruyor. Caner de gidip bir yumruk itme karışımı bir şey yapıyor. İşte iki oyuncuya da bir şey denmedi. Şimdi oradaki Sivaslı oyuncu, Kone'ydi sanıyorum, o topuyla topu ileriye atmasına hakem sarı kart gösterdi mi? Cevabını vereyim, göstermedi. Üstelik de sarı kartı var oyunda. Hani ikinci sarıdan atması lazım. Şimdi burada eğer bu Vedat'ın pozisyonuyla ilgili bir şey sorgulanacaksa, Vedat'ın niyeti değil, hakemin niye kart gösterdiği olmalı. Yani bir tane maçta göstermiyorsunuz, bir tane maçta gösteriyorsunuz. Ya da şöyle sorayım, aynı hakemden bahsedelim, Hüseyin Göçek. Vedat'ın o hareketi 50. dakikalarda falan olsaydı mesela, ikinci sarıdan atacak mıydı? Son dakikası olmasaydı maçın. Yani bir şey sorgulayacaksanız siz hakemlerinizi sorgulayın. Vedat'a buradan ceza meza çıkmaz arkadaş. Şimdi 37. madde diyor ki, eğer futbolcunun bilinçli olarak işte topu yani sarı kart gördüğü ortaya çıkarsa sonraki iki maçta oynayamaz diyor. Dolayısıyla bu maçlardan biri Kayserispor maçı oluyor sanıyorum, değil mi? Yok, 1+2 gibi bir şey oluyor. Kırmızı kart zaten otomatikman. Ha, öyle mi? Oynayamıyorsun. Sonra iki maçta ceza geliyor. Başakşehir ve Trabzon maçları oluyor. Saçma sapan bir şey yani. Üç maç üst üste adam topa dokundu diye yani ceza veriyorsun. Burada sportif olayın dışında hakikaten yine komplo teorilerine gireceğiz ama yani insanları sokağa dökmeye çalışan bir ekibin çalışması mı var anlamadım. Yani Türkiye'nin çünkü birçok konuda, sosyal birçok alanda hassas noktaları kaşınarak insanlar sokağa dökülmeye, bir kargaşa çıkartılmaya çalışıldığını biliyoruz. Fenerbahçe'de mesela 3 Temmuz'dan da görüldü, biliniyor çünkü buna yapabilecek güçte. Dolayısıyla hani Fenerbahçe taraflarını mı sokağa dökerek Türkiye'de bir karmaşa yaratmaya çalışıyorlar? Ben gerçekten anlamış değilim. Ya bu kadar saçma sapan kör gözüme parmak şey olmaz. Hani bakın, Vedat'ı normal prosedür gereği biz PPDK'ya sevk ediyoruz. Oradan da işte karar çıkacak, bakacağız diyebilirsiniz. Ama bunun dili vardır. Dediğim gibi 37. maddeden tedbirsiz olarak gönderirsiniz. PPDK'da yok öyle bir şey kardeşim der, biter iş. Siz bunu hem tedbirli hem de bilinçli bilmem ne görmek falan filan diye böyle doğrudan hükmü veren, adam öldürmekten bir, falan gibi, hükmü veren bir cümleyle gönderiyorsanız ve aslında bu ikinci sarı kartı gördüğü harekete Türkiye liglerinde hakemlerin ya pozisyonların belki %90'ına kart mat çıkartmazken böyle bir pozisyondan eğer ceza çıkartmaya çalışıyorsanız bunda ben ciddi bir tahrik arıyorum açıkçası. Ben de bu cezanın verileceğini düşünüyorum. Göreceğiz. Kısa bir ara daha verelim, sonra bir üçüncü konumuz daha var. Bu da işte bu meşhur harcama limiti vesaire konusu. Futbol Federasyonu'nun bu kulüp harcama limitleri konusu kabakladı, verdi. Bu konuyu konuştuk geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de, çok konuştuk hatta. Ali Koç'un TRT'deki programını değerlendirmeye gerek yok. Hep konuştuğumuz şeyler olacak. O da aynı şeyleri ifade ediyor, farklı tonlarda da olsa. Fakat dün mesela tahkim enteresan bir karar verdi. Hiç kimse bir şey anlamadı o karardan. Yani çok garip bir dille yazılmış. Hatta hukukçular, o Emin Özkurt'un falan filan da yorumlarını gördüm ben. Maçtan yani medyada sormuşlar. Ya o bile tam ifade edemiyor. İşte bu işte geçici olarak şey yapıldı da kurula geri dönecek, işte süreç uzayacak falan gibi yuvarlak ifadeler kullanmış. Tam olarak ne anlama geldiğini onlar dahi anlatamadı. Böyle saçma sapan bir karar. Hani topu taca atmak değil, topu kale arkası tribün üstünden denize menize attılar gibi. Acayip bir durum söz konusu. Fakat esas söyleyeceğim o değil. Esas söyleyeceğim, şimdi bu niyet okumalarda var ya, meşhur federasyonumuzun meraklı olduğu. Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'yla sözleşme imzaladı. Kap bildirimi aynen şöyle. Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başaçıkoğlu arasında opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-2020 sezonu için 162.500 lira garanti ücret ödenecektir. Yani bu sezonun ikinci yarısından bahsediyoruz. Opsiyon hakkı şirketimiz tarafından kullanılırsa oyuncuya 2020-21 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret. Ondan sonraki sezon için de 2 milyon garanti. Yani 8,5 misli falan bir anda değeri artıyor çocuğun.
Türkiye yarım sezonda. Trabzon'da oynayacak. Yani, artıyor tabii yani. Niye toplayacaksanız bunu okuyun. Burada esas dolandırıcılık var. Burada esas etik ama çok etik. Talimatlarla oynama var. Burada evet etik var. Yani her bir halt burada var. Bunu ne federasyon ne de mümtaz medyamız pek de umursuyor gibi gözükmüyor. Bu konuyla ilgili garip bir çıkış, yani şaşırtıcı diyeceğim, garip demeyeyim de şaşırtıcı bir çıkış da Fatih Altaylı'dan geldi. Hiç beklemediğimiz bir yerden. Bugünkü yazısında çok kısa bir kısmını okuyacağım, tamamının linkini koyarım bölüm notlarına. Şöyle diyor Fatih Altaylı: evet, Ali Koç haklı, Fenerbahçe haklı. Daha önce televizyondaki spor saatinde söylediğim gibi Türk futbolu ve Türk futbol takımları bankaların kucağına itiliyor. Hem de futbolu korumakla ve geliştirmekle görevli Futbol Federasyonu tarafından. Ama Ali Koç sorumlu bir başkan gibi davranıp bu kulübün geleceğini bankaların eline bırakamayız demeseydi şimdi Fenerbahçe'de transfer yapabiliyor olacaktı. Bu yüzden Fenerbahçe haklıdır. Kulüplerin bankalara boyun eğmesi ve bu yolla belki de bağımsızlıklarını kaybetmeleri dayatılmaktadır. Bu yapılan Türk futbolunu bankalara peşkeş çekme ve bankalar vasıtasıyla Türk futbolunu kontrol altına alma planıdır. Fenerbahçe'nin asıl direnişi bugünkü direnişidir. Taraftar bu konuda yönetime destek vermelidir. Futbol Federasyonu da bankaların değil, futbolun federasyonu olduğunu hatırlamalıdır. Bu kutsal görev galiba Fenerbahçe taraftarına düşmektedir. Yani her konuda olduğu gibi bütün görevler FETÖ'yü işte karşı direnmek Fenerbahçelilere düşmüştü. Şimdi de bu ele geçirme operasyonu durdurma işi Fenerbahçelilere düşüyor sanki. Ali Koç'un yönetim anlamında birçok şeyini eleştirmişimdir. Bundan sonra da eleştireceğim şeyleri çıkacaktır belki ama bu konuda sonuna kadar destekliyorum. Yani Fenerbahçe gerekiyorsa transfer yasağı alsın, gerekiyorsa puanı silinsin, hiç önemli değil. Ancak şu Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya girmemesini sonuna kadar destekliyorum. Her türlü bedeli ödemek kaydıyla. Burada bir şey daha belirteceğim. Ali Koç bunu çünkü çok sık tekrarlıyor televizyonlara çıktığında, Bankalar Birliği ile ilgili konu sorulduğunda. Gizlilik anlaşmamız olduğu için içeriğini açıklayamıyorum diyor. Şimdi bu anlaşılır bir durum değil. Bu bir devlet sırrı falan değil. Evet, ticari sır denilebilir bir akçeli ilişkiler olduğu için, ancak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bunlar normal birer holding ya da şirket değil. Bunlar milyonlarca taraftarı olan, yani kamuoyunu çok geniş ölçüde ilgilendirecek bir yapı. Dolayısıyla bu insanların ne olup ne bittiğini bilmeye sonuna kadar hakları var. Bu bir. İkincisi, bazı noktalarda, yani burada yatılan şey, maddeler anladığım kadarıyla çok ağır. Bu maddeler için mesela yönetim kurullarının yetkileri var mıdır ben bilmiyorum. Belki de Ali Koç bunu çünkü zaman zaman söylüyor. Genel kuruldan yetki almam gerekiyor diyor. Şimdi genel kurul dediğiniz, Fenerbahçe Genel Kurulu'nda işte son seçimde 20 bin kişiye yakın insan vardı. Yani daha kalabalık da olabilir. O gün gelmemiş olanlar var vesaire. Şimdi 20 bin kişiye siz bu anlaşmanın içeriğini yetki alabilmek için anlattığınız anda gizlilik mizlilik kalmıyor zaten. Üçüncüsü, bunlar kamuya açık şirketler. Sermaye piyasasında işlem görüyorlar SPK'da. Yani bunu nasıl gizleyebiliyorsunuz ya böyle bir anlaşmayı? Ben mesela Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un yönetimlerinin hangi yetkiyle, hangi sorumlulukla bu anlaşmaları imzaladığını bilmiyorum. SPK'da büyük ihtimalle bilmiyor ama bunlar borsada işlem görüyorlar hala. Nasıl oluyor bu işler? Dediğin gibi burada bayağı kötü kriterler söz konusu olabilir. Mesela banka şey demiş olabilir, Bankalar Birliği kulüp temeri de düştüğü an ben onun hissesini alıp işte bir başkasına satabilirim falan gibi el koyup. Tabii ama yani işte bunları insanların ne hakkı bu çok var? Tehlikeli bir şey. Yani orada şimdi genel kurul üyeleri var. Bu dernek sonuçta. Bütün yani bu şimdi Fetra Fatih Altaylı bunu yazmış ama onlar için maalesef Galatasaray için iş işten geçmiş durumda. Bunlar olmuşsa Galatasaray kuyruğu kaptırmış. Abi şimdi yani şöyle bir durum var. Tamam, dernek ve şirket olarak ayrı yapıları var. İçlerinde hani böyle bir sürü teknik ayrıntılar vesaire var ama Bankalar Birliği ile anlaşma yapıp transfer tahtası açılıp ya da işte belli bir limit söylendiği zaman Galatasaray'a ister derneği olsun ister AŞ'sine olsun fark etmez. Bunun yarattığı heyecan dalgasıyla vesaire borsada bir şekilde hisseleri iniyor ya da çıkıyor. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli.
Yani bunun dernekle de yapsanız bu sözleşmeyi, şirketle de yapsanız fark etmez. Bunu gizli tutmak hiç kimsenin haddine değil, Bankalar Birliği'nin hele hiç değil. Ayıp ya. Ayıp da değil, bu skandal yani, rezillik. Bilmiyorum, bayağı karanlık işler. Türk futbolunun geleceği bayağı puslu bir atmosferde. Ya yani... bugün böyle çok seviniyorlar, mutlu oluyorlar Fenerbahçe'nin durumuna rakip takım taraftarları. Ya buradan hepsine söyleyeyim, yarın öbür gün siz bu borçları ödeyemediğinizde devlet tekrardan kıyak çekecek, bu işleri uzatacak falan zannediyorsunuz. Avucunuzu yalayacaksınız. Büyük ihtimalle kulüplerinize devlet kayyum mayyum atayacak, el koyacak. Ondan sonra da bir Katarlı şeyhe bilmem ne diye satılacak. Öyle kalacaksınız ortada, ne olduğunu anlamamış. Ya bugün... bu bazı kulüplerin umurunda olmayabilir. Yani bilmiyorum, belki Trabzonlar der ki ya gidin kulübümüzü Katarlı alsın ne olacak falan diyebilir. Ama Fenerbahçeliler olarak demiyoruz tabii bunu. Ama en kolay bunu dememesi gerekenlerden biri de Galatasaray olması lazım. Çünkü hani burada listenin de bir ağırlığı var. En nihayetinde bunlar da bu şeylerini, haklarını kaybetme durumuna gelecekler. Ya bugüne kadar başka bir yapı olacak. Bugüne kadarki o korunma kollanma durumları bir ömür sürecek zannediyorlar. Öyle olmayacak o iş. Çok ağlayacaksınız. Onun için bir an önce iş işten geçmeden gelin Ali Koç'a destek verin hepiniz. Bu saçma sapan yapılardan kurtulun. Hakikaten kulüpleri kurtarmak için bir plan yapılsın. Kulüpleri el koyup da daha sonra birilerine peşkeş çekmek için yapılan bu planın içinde lütfen yer almayın. Diyorsun ama zaten maç oynanırken kural değişmeyeceği için onlar kaptırmış durumda şirket kulüplerini. Evet, bu bölümümüzde o zaman kapatalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.